Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Topraklama konumuza beraberiz. Artık Tonguç biraz benim elektrik konusunu neredeyse bitiriyoruz. Elektrik ünitemiz gerçekten bitmek üzere. Topraklama da elektrik konusunda çok önemli bir madde. Ve bunu da tamamlarsak artık hem LGS'de çıkacak hem de sınavlarımıza karşımıza gelecek bütün soru tiplerini anlamış olacağız diyorum. Şimdi bak mesela binaların tepelerinde sivri yerlerde işte Eyfel Kulesi'nin tepesinde işte bir radyo kulelerinin tepesinde minarelerin tepesinde böyle böyle sivri sivri metal çubuklar görürsün. Bunu gerçek hayatta da normalde görebilirsin. İşte bu çubukların çok hayati bir görevi var Tonguç Elan Bey'im. Allah korusun binanın üzerine yıldırım düşerse bu paratoner dediğimiz bu sivri metal çubuklar aslında yıldırımın binaya zarar vermesini engelleyen ve yıldırımın üzerindeki elektriği direkt toprağa aktaran yani zaten topraklama oradan geliyor. İşte toprağa geçiren bu metaller bizim için hayati önemli. Bu da topraklama olduğundan dolayı önemli. Şimdi seninle beraber topraklamanın ne demek olduğunu anlayacağız. Aslında çok faydalı bir şey hayatımızda elektriğin olumsuz etkileri de olabiliyor. Bunları bertaraf etmek için kullanıyoruz ve tüm yüklerimden kurtuldum. Çok şükür diyoruz. Gerçekten de nötrleniyoruz toprak Aklamayla. Hadi bakalım o zaman öncelikle şunu da hatırlatmak istiyorum. Artık 9. haftaya girdik. 3. sezonumuzun 9. haftasına geliyoruz. LGS hazırlığımızda inanılmaz hızlı gidiyoruz. Tüm dersler soru bankamızdan test 27'yi yapmanı istiyorum. Tabii ki fan kısmından Tonguç'la hemen fan kısmını göstermek istiyorum. Buradaki test 27'yi yapmanı istiyorum ve sayfa numarası olarak da hemen sana söylüyorum 188 ve 189. Ardından Tonguç evladım benim Dinamo Fen soru bankamızdan da test 98'i yapmanı istiyorum. Aynı zamanda Zoru Bankamızdan da test 87'yi yapmanı istiyorum. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde konumuzla dersimize başlayalım. Şimdi ilk başta bugün dersimizde sadece tek bir konumuz var. Topraklama ne demek? Topraklamanın nasıl çalıştığını beraber öğreneceğiz. Burada çok basit bir şey yaptım sana. Topraklama dediğimiz şeyin aslında bir sembolü var. Şöyle gösteriliyor. Ş şöyle bir kablo varsa böyle 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 diye bir bu işareti gördüğümüz zaman diyeceğiz ki direkt topraklama. Peki bu ne işe yarıyor? Üzerinde fazla yük bulunan cismin iletken tel yardımı ile nötr hale getirilmesi. Yani hani yüklerimden kurtuldum artık rahatım dediğimiz şey var ya, fazla yüklerimden kurtuldum aslında. Yani benim yüklü cismim dediğim şey aslında fazla yükler olan şey before böyle yani önce böyleydi. Önce diyelim hatta Türkçesini yazalım buraya. Sonra da ne olmuş Tonguç Ela Bey? Im? Nötr olmuş. Harika. Nötr olmuş. Bravo diyorum sana. Dolayısıyla Yüklü cismi ne yaptık biz? Nötr cisim haline getirdik. Bunu yaparken, bunu yaparken şu çubukları kullandık. Aslında bu çubuklar toprağa bağlandığını gösteriyor. Toprağa bağlandığını gösteren bu çubuklar gördüğümüz an diyeceğiz ki eğer bu çubuklarla toprağa bağlanırsa bitmiştir olay sen nötrleşirsin. Ama bak burada şöyle bir anahtar var. Dikkat ettin mi? Bu anahtar tonguç benim şu anda açıkken aslında toprağa bağlı değil yüklü cisim. Ama anahtarı kapattığımız zaman böyle düz hale getirdiğimiz zaman artık toprağa bağlı oluyor. Yani bu durumda toprağa hala bağlı değil. Hatta sistem kurulmuş ama bağlanmamış anahtar açık olduğu için. Burada anahtar bak buraya yazıyorum. Anahtar açık. Burada bunlar önemli e, ayrıntılar anahtar kapalı o zaman anahtar kapalıysa toprağa artık bağlı toprağa bağlandığı anda bağlandığı anda e, ne oluyor aslında toprağa bağlandığı anda ne oluyor aslında toprağa bağlandığı anda yüklü cisim bir anda nötr hale geliyor bu da elektrik yüklerinin hareketiyle oluyor bazen elektrik yükleri buradan buraya bazen de tam tersine gidiyor şimdi sana bunun detaylarını göstereyim ama günlük yaşamı topraklama ile ilgili demin de sana söylediğim gibi bazı özel durumlar var mesela paratoner işte kulelerin tepesine binaların tepesine yüksek gökdelenlerin tepesine aynı zamanda minarelerin tepesine takılan bu paratoner yıldırım düştüğü anda aslında buradaki binaya yüksek yapılara zarar vermesini engelliyor aslında ve yıldırımın Direkt toprağa bağlanıp aslında buradaki elektrik yüklerinin zararından bizi koruyor diyebiliriz. Para tünel tekrar söylüyorum minarelere takılır, minarelere takılır, gökdelenlere takılır, gökdelenlere takılır. Aynı zamanda e, yüksek apartmanlara takılır, yüksek yüksek e, kulelere takılır aynı zamanda. Kulelere takılır, radyo kulesi ve benzeri. Bu da bizi yıldırıma karşı korur diyoruz. Bunu yaparken de topraklama mekanizmasını kullanıyor. Birazdan detayını anlatacağım. Mesela yakıt yüklü tanker aslında inanılmaz tehlikelidir. İçinde işte benzin olabilir, yanıcı madde olabilir, LPG olabilir, birçok şey olabilir ve bu yakıt yükünden dolayı eğer bir kıvılcım olursa bom diye patlar. Bunun oluşmasına yol açacak şeylerden bir tanesi de araba giderken burada havanın sürtünmesinden dolayı oluşan elektrik yükledir etrafında her tarafında aslında elektrik yükleri oluşur. İşte bu elektrik yükleri bizim için aslında bir tehdit. Neden? Çünkü elektrik akımından dolayı işte hani mesela ocaklar vardır. Evinizde ocak var mı? Elbette hocam. Harika. İşte o acağı yakarken bazen elektrikli çakmaklar kullanırlar ocaklarda. İşte çıt 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 yapar. Ondan sonra oradaki <laughs> çıt 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 yapar. Ondan sonra oradaki çakmakla beraber alev alır. İşte bunu yaparken bu alev almayı sağlayan şeyler aslında elektriktir. İşte elektrikleri o yüzden gerçekten tehlikeli bu tür yakıt yüklü tankerler. O yüzden ne yaparlar? Tankerlerin arkasına hatta şöyle göstereyim sana, tankerlerin arkasına şöyle şöyle bir demir zincir koyarlar ve bu tanker giderken yere sürter ve aslında buradaki yüklerin topraklanmasını, toprağa geçmesini sağlar. İşte bu da önemli bir önemli bir zincir aslında hayatımızı kurtaran bir zincir. Gerçekten de tehlikelerin önüne geçen bir zincir diyebiliriz. Prizlerde de topraklı prizler vardı Tonguç Eren Bey'im. Topraklı prizde, topraklı prizde aslında e, buradaki prizin üzerinde e, yüklenen fazla yükleri toprağa direkt geçirmesini sağlayan e, priz türüne biz topraklı prizleriz. ve burada toprağa direkt bağlı olan bir yapı vardır ve e, buradaki bütün prizin altyapısı tamamen toprağa bağlı olduğu için prizin üzerinde oluşacak veya elektrik akımından geç, geçmesinden dolayı ortaya çıkan fazla yükleri tak diye toprağa aktarır ve bize insanlara zarar vermesine engeller diyoruz. Yani aslında hayatımızın birçok alanında topraklama ile beraber yaşıyoruz. Peki nasıl çalışıyor bu topraklama? Şimdi bir kere topraklamanın olabilmesi için bir yüklü cisim olması gerekiyor ama tekrar söylüyorum. Fazla yükleri olması gerekiyor cismin. Mesela buradaki cismin 3 tane artısı var. Onun dışında artı eksi, artı eksi, artı eksi yükleri var. Ama burada dikkat ettiysen şu 3 tane artı bizim için fazla yük. İşte ben bunlardan kurtulmalıyım. Bunlardan kurtulabilmek için ben bu cismi toprağa bağlıyorum. Benim toprağa bağlamamın işareti de bu. Ve bir kabloyla, iletken telle bağlıyorum. Bunu bağladığım anda diyoruz ki ya bunlar artılar ama ben burada e, nötr cisim bekliyorum. Nötr olabilmesi için yani artı yüklü bir cismin hemen yazıyorum. Artı yüklü bir cismin nötr hale gelebilmesi için bir kere ona eksi yük lazım. Çünkü artı yükleri atamaz. Çünkü artı yükler hareket etmez. Atomun çekirdeğinin içerisindedir. Ama eksi yük alabilir. Nereden alacak eksi yük? Tabii ki topraktan alacak. Bak burada 3 tane artı fazlalık vardı. 3 tane eksi gelirse topraktan. Yani 1, 2, 3 tane eksi topraktan cisme doğru gelirse ki amacımız cismi nötr yapmak o zaman bunun yanına eksi geldi bunun yanına eksi geldi bunun yanına eksi geldi o zaman burada toplamda 6 artı 6 eksi oldu oh be nötr haline geldi diyoruz İşte bu topraktan cisme eksi yük geçmesi eğer cisim şöyle olsaydı hemen yapıyorum Burada da artı eksi artı eksi artı eksi olsaydı ama dört tane eksi fazlalığı olsaydı dört tane eksi fazlalığı olduğu an diyecek ki cisim eksi yüklü eksi yüklü cismi ben toprağa bağladığım anda nötr hale gelmesi gerekiyor o zaman ne yapacağım o zaman bu eksilerden kurtulmam fazla yüklerden kurtulmam gerekiyor o yüzden artılar hareket edemez o zaman eksiler yani buradaki dört tane eksi bir iki üç dört tane eksi toprağa geçecek ve bunlar gidince de sadece bunlar kalarak bu cisim nötr haline gelmiş olacak. Demek ki bir cismi mutlaka mutlaka toprağa bağladığımız zaman nötrleştiriyoruz. Burada bazen topraktan cisme yük geçişi oluyor. Bazen cisimden toprağa yük geçişi oluyor. Unutmayalım e, sadece sadece e, eksi yükler hareket eder. Negatif yükler hareket e, lider diyorum, hareket lider diyorum. Artı yükler hareket edemez. Bu çok önemli bir bilgi diyoruz. Şimdi geldik yüklü cisim ve nötr cisim nasıl oluşturuluyor aslında? Şimdi aslında bizim e, herhangi bir cismimiz toprağa bağlıysa biz diyoruz ki ya kardeşim sen toprağa bağlıysan sen nötr olacaksın. Bak dikkat et bu cisim nötr mü Tonguşer abi? Evet hocam. E, neden evet? Neden evet? Çünkü bir artı bir eksi var bir artı bir eksi var bir artı bir eksi var toplam 3 artı 3 eksi var bu cisim nötrdür şu anda ama ben bu cismin yanına yakınına toprağa bağlıyken artı yüklü bir cisim yaklaştırırsam artı yüklü bir cisim yaklaştırdığım anda bu artı yüklü cisim eksileri çekmeye çalışacak. Eksileri çekerken de diyecek ki bu artı yüklü cisim ya kardeşim sen de üç tane eksi var ama ben daha fazla eksiği çekebilirim o zaman sen bana gel zaten toprakta istediğin kadar yük var onlardan birazcık getir bana diyecek ve dolayısıyla topraktaki eksi yükler cisme doğru hareket edecek topraktan cisme eksi yük akışı olacak. Eksi yük buradan buraya geçtiğim zaman aslında ben bu toprak bağlantını kesersem ve buradaki cisimde çekersem bu cisim bir anda mesela buradan 3 tane eksi geldi. 1, 2, 3 vardı zaten. 1, 2, 3 tane daha geldi. Burada 3 tane artı kaldı. Bu cisim hangi yüklü hale gelmiş oluyor Tonguç Eren Bey? Eksi yüklü hocam. Harikasın eksi yüklü. Neden? Çünkü eksilerin sayısı daha fazla artıları göre. O zaman ben nötr cismi eksi yüklü hale getiriyorum yakınına artı yüklü cisim getirerek. Aynı şeyi burada yapıyoruz. Nötr bir cisim vardı bak bu nötrdü. Bunun yanına eksi yüklü bir cisim getiriyorum ama toprağa bağlıyken. Şimdi eksi yüklü cisim bir kere eksi yükleri itecek. Dolayısıyla eksi yükler kaçarken "Aa biz ne güzel toprağa kaçalım o zaman." diyerek eksi yükler toprağa kaçacaklar. O zaman bu cisim ne olacak? İki tane eksi yük kaçarsa eğer bir tane eksi kaldı. Üç tane artı var. Ve bu cisim de böyle duruyor böyle. Bunu aldığın zaman artık bu cisim hangi yüklü hale gelmiş oluyor Tonguç'u? Pozitif yüklü. Harikasın pozitif yüklü. Bravo diyorum sana. Çünkü artı yüklerin sayısı daha fazla. O zaman nötr cismi ben pozitif yüklü hale getirmek için ne yapıyorum? Toprağa bağlıyken yanına eksi yüklü bir cisim getiriyorum. Eksi yükler toprağa kaçacağı için bu cisim bir anda nötr hale geliyor. Yani Topraklamayı aslında cisimleri yükle yüklemek için de kullanabiliyoruz. Böyle yaklaştırma deneylerinde. Dolayısıyla aslında topraklamada iki tane şey var. Birincisi ve en önemlisi, birincisi ve en önemlisi cisimleri full nötr yapar. Yani toprağa bağlanan cisim kesinlikle nötr olur. Bazen topraktan cisme, bazen cisimden toprağa eksi yük geçişiyle olur. İkincisi de Tonguç bazen cisimlerin yanına... Eğer yüklü cisimler yaklaştırırsak toprağa bağlıyken bu cisimleri yüklü hale getirebiliyoruz. Bu da işte toprak bağlantısını kesip bu cismi uzaklaştırarak mümkün olabiliyor diyorum. Ve hadi bakalım birazcık soru çözelim. Yüklü KVL cisimleri iletken telle toprağa bağlandığında negatif yüklerin hareket yönü şekillerdeki gibi olmaktadır demiş. Hemen bakalım. Ee, burada e, tabii burada şöyle bir şey de var bunu söylemek lazım bu arada. Buraya bazen sorularda yalıtkan çubuk derler. Dolayısıyla ben buradan elektrik transferi yapamam ama burada toprağa bağlanmış. O zaman şöyle 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 bir yapı var burada. Tamam. Ee, burada aynı şekilde bu da yalıtkan bu da toprağa bağlanmış. Toprağın yani yer kürenin cisimlere çok büyük nötr bir cisim gibi davrandığın bilindiğine göre K ve L ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlışı demiş. Şimdi bakalım. Şimdi burada K'den toprağa doğru eksi yük geçiş olmuş. Burada ise topraktan L'ye doğru bir eksi yük geçişi olmuş. Şimdi bir kere böyle bir şey olduysa bu eğer fazla yükü varsa bunu bundan kurtulmalı. O zaman demek ki fazla yükleri bunun eksiymiş. O zaman bu aslında eksi yüklü bir cisimmiş ve sonra nötre dönmüş. Onu yapabilmek için de fazla eksi yüklerini atmış toprağa. Aynı şekilde buradaki cisim ise artı yüklü bir cisimmiş ve nötre dönmüş. Toprağa bağlanınca nötre dönecek zaten. Bunu yapabilmek için de Eksi yük transfer etmiş ki o artı yükleri e, bir yerlerle, bir eksilerle eşleşsin ve poz, nötr haline gelsin diyoruz. Şimdi amaç zaten nötr hale gelmek. Şimdi bakalım. K cismi topraklama yapılmadan önce artı yüklüdür. Yanlış. Böyle bir şey yok. Çünkü eksi yüklü olacaktı. L cismi topraklama yapıldıktan sonra nötr hale gelir. Evet doğru. Topraklama her zaman nötr yapar cismi. K cismi topraklama yapıldıktan sonra nötr hale gelir. Evet bu da doğru. E, L cismi topraklama yapılmadan önce artı yüklüdür. Hmm, evet doğru. Bunu söylemiş zaten. Artı yüklü nötre dönüyor. Dolayısıyla cevabımızın A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz Hemen geldik yeni sorumuza. İletken bir telle toprağa bağlanan nötr x cismine pozitif artı yüklü küre yaklaştırılıyor. Tamam. He, toprağa bağlı ve bir anda artı yüklü cisim yaklaştırılıyor. Hmm. Şimdi etkiyle elektriklenmeyi hatırlayalım. Eğer bir cisme nötr bir cisme toprağa bağlı dediği için zaten nötr olmak zorunda bu. Nötr bir cisme... Bir yüklü cisim yaklaştırılırsa mesela artı yüklü bir cisim yaklaştırılırsa nötr cismin eksileri bu tarafa artılar da bu tarafta kalacak şekilde dizilim olur. Yani etkiyle elektriklenme oluyor. Eksiler sol tarafı toplanır çünkü artılar eksileri çekerdi. Artılar ee, burada kalır dolayısıyla artılar artılardan uzak kaldı tamam. Küre uzaklaştırılmadan toprak bağlantısı kesiliyor. Buna göre X cisminin yük durumu ile ilgili olarak varsayımlarından hangileri doğrudur demiş. Bakalım şimdi demiş ki bize. Topraklama X cismi ile küre arasında yük geçişine sebep olur. Şimdi burada nötr cisim zaten. Bu nötr cisim artı yüklü bir cisim yaklaştırılınca aslında burada eksiler toplanıyor ama topraktan daha fazla eksi isteyebilir bu cisim. Yani burada eksiler toplanıyor ama Burada da artılar toplanıyor mu? Burada nötrken 3 artı 3 eksi vardı ama buradan daha fazla eksiyi çağırabilir. Dolayısıyla üç tane daha eksi gelirse dikkat et sol taraf bayağı bir eksi. Sağ taraf olduğu gibi 3 tane artı kaldı. Ama sol taraf topraktan gelen eksiler de buraya geldi. Çünkü artı eksi çekiyor. Tamam topraklama x cismi ile yer küre arasında yük geçişine sebep olur demiş. Evet burada aslında yer küre ile cisim arasında bak eksi transferi oldu. Doğru. X cismi yüklü hale gelmiştir. Şimdi demiş ki bize eee. Küre uzaklaştırılmadan toprak bağlantısı kesiliyor demiş. İlk başta kestik bunu. Zaten buradaki yük transferi durdu ve cisim bir anda daha fazla eksi olduğu için nötr cisimden eksi yüklü hale geldi. He. X cismi yüklü hale gelmiştir. Evet doğru. X cismindeki negatif yük miktarı azalmıştır. Tam tersine artmıştır. Çünkü artı yüklü cismi getirince buradan da birazcık daha transfer oldu. Dolayısıyla eksi yük miktarı daha da fazla artmıştır. Cevabımızın 1 ve 2 olduğunu söyleyebiliriz. Hadi bakalım o zaman hepinizi meydan okuma bekliyoruz. Tat uygulamasının güncel olmasına dikkat edin. Meydan okuma butonuna tıkladığınız zaman e, buradaki hemen söyleyeyim testimizin adını da. Buradaki 8FEN24 artık son e, derslerimiz biliyorsunuz FEN'de de 8FEN24 testine tıklayın ve burada herkes ücretsiz çözebiliyor kitabınız olsa da olmasa da bunu tamamlayın diyorum. Seviyenizi ölçün diyorum. LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştı? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarı. Senin için o da yeterli olmuştu. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. Detaylar tonguçakademi.com'da. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım.